Merhaba köfteler. Bu etkileyici girişi yapmamın sebebi size geçenlerde izlettiğim bir oyun vardı, videosunu çektiğim. İlginç bir şekilde çok talep geldi. Talep demeyelim de izlendi diyelim. Oyunun adı Wreckfest'ti. Steam'de ve oldukça pahalı bir oyun. Bu oyunun aslında eskiden adı, burada da gördüğünüz, Next Car Game idi. Ve oyun çok uzun süre geliştirildi. Oyunu Flatout 1, 2 ve Ultimate Carnage'ı yapan Bugbear firması geliştirmişti ve sanırım Flatout'u sattılar. Daha sonra da böyle bir kendilerine fizik motoru geliştirmeye başladılar ve o yarış oyununu, o izlettiğim yarış oyununu yapmadan önce, bakın görüyorsunuz araba çalışıyor ama tekeri nasıl gidiyor? Mesela buradaki yere sürtünen parçanın bir etkisi var. Arabanın tekerinin dönüşünün etkisi var. Ben bunları zaten o videoda göstermiştim. Adamlar kendi oyunlarını yapmak için bir fizik motoru tasarladılar ve oyunu da ilk satın alanlar için, ta ne zaman early access'lere falan düşmüştü, böyle bir oyun modu ortaya çıkartmışlardı. Şimdi ben de size burada biraz değişik şeyler göstermek istiyorum. Bayağı ilginç şeylerimiz var. Mesela hemen şurada bir grinder'ımız var, ufak. Bir mutfak robotu gibi. Girelim. Hatta arabayı da tamir edip girelim. Bakın temiz şu an araba ve bakalım ne olacak. Giriyor. Evet, çekiyor. Of 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 of. Evet, dışarı çıkışımız bayağı incelmiş. Hanımlar, formülü buldunuz, kilo vermenin formülünü. Arabanın tarzı değişti, ha, güzel oldu, fena olmadı aslında. Yani bu oyun, o Wreckfest oyununun aslında ilk zamanlar yanında verilmiş ufak bir promosyon. Ama bence çok güzel çünkü piyasadaki birçok oyun, ki Wreckfest'in kendinde de öyle bir, yani buradaki hasarlarla araba yarışı yaptığınızda araba gitmeyecek hale geliyor. O yüzden gerçekçi hasar yerine daha böyle farklı bir hasar kullanıyorlar. Ama önemli olan şey hasarın orada olması. Mesela hasar mekaniği olmayan araba yarışları bana biraz garip geliyor. Bunun zaten oyun hali Wreckfest'te. Bayağı simülatör gibi, gamepad'le veya direksiyonla oynayabiliyorsunuz. Yarış çizgisi falan var ama aynı zamanda da hasar alıyor. Mesela bakın böyle uçtuk, rampadan uçuyoruz. Ey yavrum ey. Ve indiğimizde başına geleni görüyorsunuz. Arabamızın kapı kalmadı, tampon kalmadı, tampon arkada yere sürtünüyor. İyi gene süspansiyonu dayandı. Yani gerçekte biz filmlerde veya GTA gibi oyunlarda bu atlayışları yapınca yere düzgün iniyorsak çok sorun çekmiyoruz ama gerçekte bu kadar değişik hasarlar oluşuyor. Hatta bundan da kötü hasarlar başınıza gelebilir. Mesela burada da topa binelim. Bakalım ne yaşayacağız. Evet, bizi fırlattı. Burada eşyalara çarpıyoruz. Bakalım ne hale gelmişiz. Gidiyor mu? Gidebiliyor. Bunun gidemediği versiyonlar da var çünkü. Bazı yerlerde. Yine gördüğümüz şeyleri deneyelim. Bir yandan da oyunun güzelliğinden ben size bahsetmeye devam edeyim. Birçok diğer araba yarışı oyunlarında bu şekilde bir hasar modellemesi göremiyorsunuz. Wreckfest'i oynadığınızda böyle oluyor. Oraya göre buranın şöyle bir avantajı var benim için. Orada mesela çok kasıyordu çünkü benim bildiğiniz gibi işlemcim çok iyi değil aslında ve bu hesaplamaların çoğu, fizik hesaplamalarının çoğu işlemciye dayalı. Bir de orada tabii diğer yarışan kişiler de olduğu için onların da arabalarından parçalar çıkıyor ki onu burada da göstereceğim ve kasmaları sebep oluyor ama burada herhangi bir dış bina, kaplama, işte ne bileyim ağaçtır, çimendir, öyle şeyler olmadığı için hem akıcı biçimde çekebiliyorum hem de daha saf haliyle, yani normal kullanıcıyı çok etkilemeyecek şekilde de inceltmeler var. Mesela şu an yokuş yukarı çıkarken arabanın tepkisi değişiyor, yani onlar falan daha farklı hale getirilmiş vaziyette.
Ben de şöyle arka kameraya geçeyim. Biraz zorlamaya başladı sürüş. Sağa sola dönüşler olunca. Mesela bakın, rampadan atladık. Tekerlerin üstüne düşemediğimiz anda hemen ufak ufak hasarlar almaya başlıyoruz. Bu güzel. Yani mesela babalarımız falan da arabayı öğreniyorsanız genelde işte dikkat et, debriyajı eline alma falan böyle şeyler. Hatta araba öğrenilecek, araba kullanmayı öğrenilecek araba diye bir tanım vardır. Böyle eski püskü arabadır. Fazla değerli değildir. Çünkü mekanik bir şey olduğu için araba. Kötü bir hamle yaptığınızda, bakın bir tampona bastığınızda falan araca olabilecek bir sürü şeyler var. Tampona bastığınızda diyorum, tümseye bastığınızda bayağı bir şey başınıza gelebilir. Hazır buraya gelmişken şöyle bir yükseklik denemesi de yapalım. Hadi hop uçuyoruz. Pat pat pat. Aa, direğe çarptık. Orada da çok ciddi bir hasar oluşturduk. Free kameraya geçip biraz uzaktan bakalım. Evet, her şeyi resmen dökmüşüz. Böyle yerin içine falan giriyor. Hani biraz kabız gibi kamera. Çünkü dediğim gibi bu bir demo mod. Şuradaki örümceğe gidelim. Örümcek de ilginç baya. Hatta örümcekten önce şuraya bir girelim. Bu da bir zımba makinesi. Hepsi çok güzel, çok hoşuma giden şeyler. Hadi kardeşim, pres silindirle ez bizi. Ey yavrum ey, tekeri bile çıkarttı, söktü. Baya güzel. Tekerler dönüyor ama yere basmadığı için gidemiyoruz. Yok, gidemiyoruz. Tamir ettik. Mesela ikinci kez girelim buraya. Ne kadar farklı gözükeceğini göstermek istiyorum arabanın. Yani bakın, hasar tamamen değişiyor. Aynı yere iki kez girdiğinizde mesela birçok oyunda çarptığınız zaman her çarpış ayrı hesaplanmaz. Yani mesela sağ önü mü çarptın? Sağ önün bir hasar alma şekli vardır. Hep onu gösterir. Çünkü çok kaynak yer bu şekilde olması. O yüzden hani bu oyun bence diğerlerinden ayrılıyor. Çünkü kapıştığınız kısımda da böyle. Yani sadece bu demoda böyle değil. Tabi demo daha saf hali. Önceden de belli ettiğim gibi. Ama kapışırken de öyle oluyor. Hemen gidelim şu örümcekte. Örümceğe de ne kadar gerçekçi yapmışlar. Korkunç. İnanılmaz. Hep biz örümcekleri eziyoruz. Bu sefer örümcek bizi eziyor. İnanılmaz bir çarpma yaşandı. Bir daha vuracak mı? Bekliyorum. Örümcek, bize vuracak mısın? Hadi bir posta daha vursun diye geldik. Oo, oo, bu son darbe iyi geldi. Harbiden bizi presledi gerçekten. İlginç bir hale büründü arabamız. Halen gitmeye çalışıyor ama ön taraf frenlediği için sadece dönebiliyor. Güzel bir değişik şeydi. Bu neymiş acaba? Buradan da atlayış mı yapıyoruz? Ha, yukarıdan gelip mi atladı acaba? Önünü bıraktık. Motorun çalışıp çalışmaması ile ilgili bir hasar değil bu arada. Yani arabanın dış hasarı ile ilgili bir şey. Şu an normalde bu araba gitmez ama o arka tekerlere gelecek güç tamamen aynı. Motorla ilgili bir zarar görmüyor. Yani şu an araba tam gücünde gidebiliyor. Tamamen saçma olsa da ama saçma değil. Gayet mantıklı. O güzel de indik. Şu türbine girmeyi deneyelim bir de. Hadi. Oo, kısa düştük. Hemen bir daha deniyoruz. Biraz daha gerilip gelmemiz gerekiyordu galiba. İleride de bir çekiç var ha. Çekiçe de gidelim. Unutmayalım. Bu bölgedeyken göstereceğim bir yer daha var bu arada. Türbinin içine girelim de.
Ben de bayağıdır girmiyordum. Tabii videodan önce birazcık baktım. Hani en ilginç şeyler. Oy oy nasıl? En ilginç hani deneyleri nasıl yaparız? Abi nasıl dövdü türbin bizi? Şu hale bak. Sağı solu gitmiş. Sağ solu kes durumları yaşadık. Arabanın kendinden geçtiğini görebiliyoruz. Şimdi bir de şu labirent var. Bu labirent içinden geçemezseniz çok tehlikeli. Hemen gidiyoruz. Engebeli bir yol. Sürüşe etkisi engebelerin belli ediyor. Ve evet düştük. Bakın düştükten sonra hoppa yerde langırt gibiyiz. Langırt etkisi. Artık langırt toplarına nasıl hissettiğini biliyoruz. Birçok açıdan bize empati yaptırtabilen bir demo. Tek demo diyebiliriz buna. Bu arada bu tarz bir şey hoşunuza gittiyse ben de Beam Engine diye sırf bu deneyler için özelleşmiş bir oyun daha var. Oradan da videolar atabilirim. Yani kaza yaptırtabiliyorsunuz arabalara ve tamamen hasar modülü. Şöyle dışarı çıkaralım bakalım arabanın hali küçücük bir kağıt topuna dönmüş. Tekerlere gazı veriyor ama çalışmıyor. Oyunda böyle değil bu arada. Oyunda mesela motoru çarptığınızda arabanın performansı düşüyor. Şu an tabii olay daha çok ne kadar hasar verebiliyorsan o kadar iyi moduna girmiş vaziyette. Bir de gidelim ilerideki şeye girelim. Şu çekice gidelim ve videomuzu tamamlayalım. Gerçekten hani benim çok hoşuma giden bir hani ne diyelim demo diyelim. Aa, bir dakika. Hemen yapay zekayı aktif edelim. Buna niye aktif etmemiştim? Bakın hepsi birden giriyor birbirine. Bunu aktif etmeme sebebim şu an bakın kasmalar başlamıştır videoda tahminim. Çünkü her araba bizimki gibi parçalanıyor. Mesela bak bir tanesi girmiş bunun içine. Kardeş ne yaptın ya? Hayırdır? Maşallah ne güzel parçalanmış. Bu gitmiş bir tanesi gitti. Bunların da durumu kötü. Şöyle buna bir update getirmişlerdi. İlk hali değil bu. Ben buna ilk girdiğimde bu demoya çok az şey vardı. Mesela bir top modu getirmişler. Hemen top moduyla size de gösterelim. Bakın top fırlatıyor. Ne yapıyorduk bunun? Hızını arttırabiliyoruz. Evet, daha hızlı atabiliyor. Gülle atıyor bakın. Güllelerde hasar veriyor. Bu modları falan sonra eklediler. Ama bunlar da bence eğlenceli. Yani gidip araba vurmaya çalışabiliyorsunuz. Bir de siz neredeyseniz arabalar oraya geliyor. Mesela buraya girmeye falan çalışıyor. Diğer arabalarda. Mesela bu girmiş bu taraftan. Hemen buna bir top fırlatalım. Diğer tarafa girmesine çalıştırtalım. Bakalım ne oluyor. Manyet atıyoruz bu arada. Manyet nedir? Magnet. Mıknatıs atıyoruz. Kafa gitti bizim de. Oo, çok fena çarpışmalar döndü. Şu çekice doğru da biraz gitmek istiyorum. Çekiç de dediğim gibi hoş olan şeylerden birisi. Bakalım çekiç ne yapacak arabamıza. Hayda kardeş niye vuruyorsun? Biz çekici. Of of of. Abi hıncını çıkarma tamam. Tamam abi yapma. Tamam yapma yapma. Ne yaptın abi? Abeycim ne yaptın? Arabamızın hali yine ortada gözüküyor. Hani bilmiyorum video hoşunuza gitti mi gitmedi mi? Yani biraz doğaçlama oldu gene. Nasıl olursa olsun. Şurada yine bir rende serisi var. Rendelere bayılıyoruz. Hadi kardeşim oraya soktun. Oh bir de buraya sok. Oh bir de buradan geçtik. Maşallah şu ikisinin arasından geçemedik ama olmadı. Bir daha geçmemiz lazım oradan. Hemen bir daha girelim. Daha güzel bir ezdirmemiz lazım kendimizi.
tadını alamadık yani o ezme işleminin. Hadi rendele beni. Rendele beni. Ooo, nasıl zıplattı öyle? Dışarı attı lan. Of 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 of, iyi ki attı. Film karesi gibi anlar yaşadık. Yine buralarda mesela objelere çarpınca normalde birçok oyunda bir şey olmadığını görüyoruz. Halbuki öyle değil. Araba yamuluyor. Mesela bakın, binalara çarpa çarpa hızımız kesildi. Tekerler var. Tekerlere çarpabiliyoruz. Tekerlere çarpınca ne olacak? Tamir ettim arabayı. Evet, girdik ve bidonlara çarptık. Tabii bütün bunlara çarpmanın oluşturduğu bir kasış yaşadık. Bakalım arabanın önü ne hale gelmiş. Fazla ciddi bir hasar alma durumu yok. Ama bu araba tabii kaslı bir araba. Yani Amerikan arabası. O sebeple de birazcık daha dayanıyor. Yine burada bir şeyleri kırınca devrilen köprüler, objeler görebiliyorsunuz. Bunlara ne kadar zarar verilirse böyle kasmaya başlıyor. Yani en başta biz tek başımıza gezdiğimiz için ve etrafı kırıp dökmediğimiz için çok kasmıyordu. Şu an işlemcimiz kendinden geçmeye başladı. Yavaş yavaş. Arabanın da zaten halini görüyorsunuz. Çarptıkça kötüleşmeye başladı. Yani herhangi bir oyuncağın içine girmediğimiz halde, mesela arka tampon içeri göçtü. Yani bu tarz değişik hasarları görmek benim oldukça hoşuma gitti diyebilirim. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bunun yarış oyunu, yani asıl oyun kısmından, Wreckfest'ten videolar çekeceğim. Ama işlemciler biliyorsunuz, AMD'nin yeni işlemcileri de kapıda. Daha düzgünce videoları olsun diye onları almayı bekliyorum. Size de o videoları getireceğim, değişik değişik araba yarışlarını. Ama eğer şeyi istiyorsanız yazın, onu da biraz öğrenmeye başlayayım. Beam Engine dediğim oyunda da bu tarz, mesela iki arabayı koyuyorsun yan yana abi, birbirine giriyor böyle. Güzel enstantaneler yakalanıyor. Öyle şeyler de sizin için çekebilirim diye düşünüyorum. Görüşmek üzere diyorum. Bu arada Rastgele Racing diye benim atıl duran bir kanalım var. Oraya da yarış oyunları seven arkadaşlar abone olursa sevinirim. Yani buraya zaten olmuş birçok kişi ama. Çünkü bu kanalda yarış oyunlarının hepsine yeterli yer bulamıyorum. Hani ileride muhtemelen o kanalı da biraz kullanmaya çalışacağım ama tabii orayı da 1000 abone yapmak lazım. O yüzden hani isteyenler abone olabilir. Bir zorunluluk yok. Bir şey kaçırdığınız yok şu anda. Oraya giden bir şey yok ama uzun vadede araba yarışı oyunlarını tek başına bir kanala almayı düşünüyorum. Yani hazırda da yan kanalımız olduğu için gelebilirsiniz. Ama şimdilik burada devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Twitch'te de takip etmeyi unutmayın. Orada da Rastgele Reis olarak bulunuyoruz. Instagram'da da aynı şekilde. Görüşmek üzere.